HDI Sigorta'nın sunduğu program devam ediyor. İşte 3. bölümdeyiz. Yeni formatımızda 3. bölümde bir önceki bölümdeki gibi Onur biraz bahsetti. Yeni bir oyuncu. İsmi Franco Orozco. Kendisi Arjantin Ligi'nde Lanús takımında oynuyor. 19 yaşında. Gerisi sende. Nasıl bir oyuncu? Gerisi bende. Şöyle, aslında Lanús takımında bu sene forma giyiyor. Geçen sene de forma giyiyordu. Yani şey hesaplarsak 19 yaşındayken ve 18 yaşındayken süre almaya başlamış bir oyuncu ligde. Bulunduğu takımdan başlayayım. Sonra biraz oyuncuya geçeyim. Hani insanlar çünkü bu konuda da takıntılı. 18 yaşındaki çocuğa süre vermişler ama işte hangi takımda ne kadar vermişler onu bir gözlerinde canlandırsın insanlar. Lanús takımı orta seviye bir takım Arjantin'de. Çok fazla yetiştirici değil. Daha önce son yıllarda bir şampiyonluğu var. Gustavo Gomez ve Almiron gençken alınmış ve orada parlatılmış ve öyle şampiyonluk yaşamıştı. Bugün Almiron ve Gustavo Gomez iyi yerlerde. Son jenerasyonda da Franco Orozco var. Orozco aslında bizim dikkatimizi U17 Dünya Şampiyonası'nda çekmiş bir oyuncu. Bundan 2 sene önce Pablo Aymar'ın çalıştırdığı Arjantin milli takımında o turnuvada bayağı dikkat çekmişti. Sol kanat, sağ kanat ya da sol kanat forvet, sağ kanat forvet gibi oynuyor. Temposu, fiziği aslında boyu kısa. 1.65 diye geçiyor birçok yerde, 1.68 diye geçiyor birçok yerde, 65-70 arası bir boyu var. Tarz olarak, stil olarak ben daha önce de yazmışım. Abdülkadir Ömür'ün, Trabzonsporların Abdülkadir Ömür'den beklediği ve alamadığı, Fenerbahçelilerin de Ferdi Kadıoğlu'ndan beklediği ve alamadığı performansı Lanús ve Arjantin Franco Orozco'dan alıyor. Yani oyun stillerini ben biraz ona benzetiyorum. Çok sağlıklı bir şey değil birebir oyun stili benzetmek ama hani gözlerde canlansın diye örnek verdim. Biraz Ferdi Kadıoğlu'nun da gelişimi gibi diyebiliriz. Zaman zaman forma şansı buluyor. Artıları o pozisyonda fiziği belki 1.65-1.70 kısa gibi görünüyor ama güçlü bir oyuncu. O fiziğini iyi kullanıyor. Bir artısı mesela yine Abdülkadir Ömür ve Ferdi ile karşılaştıracak olursam diyelim ters kanattan yapılan bir ortada içeri girmeye çekinmiyor. Arka direkte kafa golleri var ya da arka direkte son anda ayak koyduğu goller var. Ceza sahasına girmekteki temposu çok yüksek. Yani top kendisinde değilse oraları koklayıp ceza sahasına girmekten çekinmeyen bir oyuncu. Yaşına rağmen o oyun çekingenliği yok. Biraz tekniğine ve çalım gücüne ve o anlık süratine, hızlanmasına çok güvendiği için biraz yaşından da kaynaklı top ezmeleri var. Bunları zaman zaman oynadıkça, zamanla aşarsa, olgunlaşırsa forma şansı bir buluyor bir bulamıyor. Olgunlaştıkça ben piyasasının da artacağını ve Avrupa'ya 3 sene içinde Avrupa'ya transfer yapacağını düşündüğüm bir oyuncu. Hani şu anki seviyesini sorarsak bence şu an gelse 3 büyüklerde Türkiye'de. İspanya'da da orta sıra takımlarda işte rotasyon oyuncusu olabilecek bir seviyede olduğunu düşünüyorum. İlk transferi çok önemlidir böyle oyuncuların. İlk gittiği yer 19-20 yaşındayken işte Portekiz Ligi'ne gider başka bir şey olur. İspanya'ya gider başka bir şey olur. Çok iyi para verirler Meksika Ligi'ne gider. Dersiniz ki 2021 Nisan'da bizi bir oyuncu anlatmıştın. 10 yıl geçti nerede? Bu da olabilir. Biraz ilk transferin nereye yaptığıyla alakalı. Şu anki piyasa değeri aşağı yukarı 2-3 milyon euro bonservis bedeli var. Bu geçen sene çok daha düşüktü. Hani bugün isteyen takım, geçen sene isteyen takım 1 milyona transfer yapabilecekken oranın, kıtanın en büyük ikinci uluslararası turnuvası Copa Sudamericana'da olağanüstü bir performans sergiledi. 2-3 maç üst üste çok göz önünde oldu ve piyasası birden arttı. Oyuncu biraz kişisel olarak çekingen bir oyuncudur. Çekingen olmasından dolayı benim de bazı çekincelerim var. Avrupa'ya geldiği zaman hani Türkiye'de bir Ortega vakası yaşadık. Hani çok çekingen diye. Böyle şüphelerim de yok değil ama takibe devam ediyorum. Hem kişisel olarak hem de oyun olarak
potansiyelli bulduğum, Avrupa piyasasına yakında göreceğimizi düşündüğüm oyunculardan bir tanesi Franco Orozco. Peki Fenerbahçe özelinde biraz da Orozco'yu değerlendirelim. Orozco Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu'na dikkatini çekmiştir belki. Dikkatini çekti bir şekilde gündeminde. O da çünkü futbol takibi çok fazla futbolcu takip ediyor genç oyuncuları. Fenerbahçe'ye böyle bir ev elmas etkisi yaratacak, işte zavay etkisi yaratacak bir genç oyuncu gibi alırsa mesela Ferdi Kadıoğlu ile örnek verdin ya, teknik direktör olarak Ferdi Kadıoğlu'nu tercih eder, ikisi de diyelim kulübede, Orozco'yu atar son 20 dakikası önde veya berabere gibi düşün. Şimdi bu tabii oyuna, evet, o günkü oyuna göre, sizin ne oynadığınıza, maçın nasıl gittiğine göre çok değişen şeyler. Ama daha genel düşündüğüm, evet, zaman hani şuna cevap verebilirim. Sezon genelinde hangisi daha çok forma, evet, şansı bulabilir? Evet, daha alır. Dersek Fenerbahçe gibi takımlarda biraz daha skora yakın olması istendiği ön taraftaki oyuncuların için Orozco'nun biraz daha önde olduğunu ben düşünüyorum. Tabii ki eksiklerinden biri de şu, maç içinde kopmalar yaşıyor. Bu Ferdi'de de var bu arada. Maç içinde kopmalar yaşıyor. Bu da biraz yaşla ve oynadığı maçın, oynadığı sezonun azlığından kaynaklanıyor. O işte biraz top ezmeleri, maç içindeki dalgınlıkları, maç maç değişen performansları biraz daha rutine oturduğu zaman, bugün Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray üçünden biri, Trabzonspor veya Avrupa'da bu seviye bir takım transfer ettiği zaman ben yavaş yavaş forma şansı bulup gelişeceğini ve hücumun etkili silahlarından biri olacağını düşünüyorum. Ama Türkiye'de biraz şey var. Hücum tarafına oyuncu alırsak bildiğimiz, tanıdığımız, evet, garanti olsun. Yani genç olacaksa da müthiş bir patlama yapması bekleniyor. 2-3 maçta yapmazsa bir sene dışarıda kalabiliyor, kiralık gidebiliyor. Evet. Öyle bir dezavantaj var. Tabii ki bu Türkiye'de oturmuş bir kötü bir olay. Ama dediğim gibi ben geleceğinin parlak olduğunu ve Avrupa yapacağını düşünüyorum 2-3 sene için. Evet, 19 yaşında genç, gelecek vadeden bir oyuncu, scout'un gözünden anlattı Onur Altürk. Aslında şöyle diyelim, scout'un gözünden programında da zaten sadece Fenerbahçe'ye değil, sadece Türkiye değil, dünya üzerinde birçok futbolcuyu takip ediyor, birçok teknik adamı takip ediyor Onur Altürk. Profesyonel olarak bir scout şirketi ile beraberler. Şirketin sahibi, evet, hatta, evet, içerisinde. Ortak girişimleri var. Evet. Biraz da seni de tanıtalım yani. Onur Altınel'i tanımayanlar da biraz tanısın. Peki artık son bölümün son dakikalarında Franco Orozco ile ilgili şöyle bir şey diyebilir miyiz? Fenerbahçe Emre Belözoğlu aldı ve bir Elif Elmas gibi uygun fiyat alıp böyle hani scout derler ya, scout transferi. Evet. Hani Fenerbahçe'ye monte etmek değil de bu kısa sürede bir etki yaratıp da bir yükseltip satılabilir mi bir oyuncu mu? Şöyle yani Elif Elmas ve Atilla Salahin'in, evet, bir şansı var burada. Hücum oyuncusu değiller. Hücum oyuncusu olmadığı zaman biraz daha zamanla ona şans geliyor ve orada ne taraftarın ne teknik heyetinin tepkisini çekmeden 5, 6, 7 maç geçirebiliyorsunuz. Ama hücum olunca bu, birçok oyuncu geliyor aklıma. Yani Pelkas hariç gelir gelmez ya bu adam oynayacak dedirten oyuncu benim aklıma gelmiyor. Burada biraz ben Fenerbahçe'nin olası bir transfer oldu diyelim, 2-3 senelik bir süreç içinde onu pazarlayıp satabileceğini düşünüyorum. Gerçi Elif Elmas da gelir gelmez olmadı. Evet. Bir ufak da olsa bir süre geçti, üstüne koydu. Yaşı gereği kendini geliştirdi. İşte vücut olarak da gelişti, kafa olarak da gelişti. Orozco'nun bir 2 sezona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe bugün gelse yavaş yavaş oynayacağını ve değerinin de yavaş yavaş anlaşılıp 1-2 sene içinde pazarlanabileceğini. Bu aşamada zaten Arjantin milli takımı U20 seçilme seçilmeme olduğunda zaten biliyorsunuz ki, evet, Arjantin U20'de kadro açıklanınca piyasa değeri artıyor. Kimse bilmese de uluslararası scoutlar U20 kadrosunu inceliyor. Ha, Fenerbahçe maçına geliyor, bakıyor. Zaten piyasası otomatikman artıyor. Geleceğini, olası Türkiye transferinde geleceğini ve buradan sıçrama ne kadar sürede yapabileceğini ben
aşağı yukarı böyle analiz ediyorum. 2 yıl diyorsun. 2 yıl. Evet, işte bir programımızın daha sonuna geldik. Keyifli, eğlenceli 3 bölümden oluşan Onur Altuner'le birlikte Scout'un gözünden programımızın son bölümünde de tekrar hatırlatmalarımızı yapalım. Öncelikle çok teşekkürler tekrar programımıza. Beraber yapıyoruz artık programımızı Onur Altuner'le birlikte. Bir sonraki hafta yine farklı bir teknik adam, farklı bir futbolcu veya Fenerbahçe'nin gündeminde olan transferi, olası transferi gündemde olan futbolcuları değerlendireceğiz Onur Altuner'le. Videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz, abone olmayı unutmuyorsunuz, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Hatta sorular sorabilirsiniz bu videonun altına. Bu soruları da ben bir sonraki programda Onur Altuner'e yöneltebilirim. Hadi böyle bir format içerisinde değişiklik yapalım. Mutlu kalın, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. HDI Sigorta sundu. Her zaman, her